Deprem siyaseti de sarstı. Taşlar yerine oturacakken biraz daha gecikti. Şu anda taşların yerine oturtma çabaları var. İktidar partisindeki değişim bu anlamda kayda değer. Değişimi şöyle anlatmak lazım. İşte bir Cumhur İttifakı vardı. Cumhur İttifakı işte iki ortağı var. İki ana ortağı MHP ve AK Parti. Bir de küçük ortak olarak Büyük Birlik Partisi'ne oluyorlardı. Hatta bu altılı yapının bu kadar altı partinin ne kadar fazla olduğunu, işte çok ses çıkacağını, uzlaşamayacaklarını düşünerek uzun uzun bir küçümseme havasında Çok uzun özür uzun dilerim. söyle. Ben Bağımsız Türkiye Partisi'ne, Büyük Türkiye Partisi dedim galiba. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'la görüştü. Özür diliyorum, düzelteyim. Buraya uzun uzun kınamalarla, uzun uzun eleştirilerle süreci yürüttüler. Ancak iş bir noktaya geldikten sonra, özellikle depremden sonra anladık ki, şu andaki çabasından anlıyoruz. Hiç işaret vermemişti bununla ilgili Tayyip Erdoğan. Bu Cumhur İttifakı'nın genişletme ihtiyacı. Çünkü genişletme bir istemezlerdi. Çünkü genişletme, genişlemek demek. En azından iktidarın tek sahibi olarak gören bir kişi açısından kendisini başkalarına da paya vermek demek. En azından seçimden sonra siyaseten alan açmak demek kendilerine. Bunu istemezlerdi. Ama geldiğimiz nokta bize şunu gösterdi. Özellikle depremde biz çok eleştirdik tabii iktidarı. Çünkü hatalar vardı. Ancak şunu gördük. Türkiye'de insanlar siyasi yelpazenin hangi tarafına eğilimli olurlarsa olsunlar, deprem bölgesine birlikte yardım götürdüler. Farklı farklı siyasi parti görüşlerinde insanlar WhatsApp gruplarında örgütlendiler. Alanlarda örgütlendiler. Konvoylar düzenlediler ve deprem bölgesine yardım yaptılar. Artık şunu anladığını iktidarın iyice anlıyoruz ki biz de. Onlar bu aşamada artık insanların kavgadan bıktığını düşünüyorlar ve yelpazeyi genişletme ihtiyacı ortaya çıktı onlar açısından da. Çünkü altılı masayı düşündüğünüz zaman işte bir milliyetçi ayağı var bunun. Sosyal demokrat ayağı var. Liberal var. Muhafazakar var. Daha da muhafazakar var. Merkez sağ siyasetinin geleneğini temsil eden bir Demokrat Parti var. Böyle formatlanmış bir yapının aslında doğru olduğunu gösterdi ve son bir ayda aslında iktidar bunu yaşayarak, belki de deprem bölgesinde tecrübe ederek, artık bırakın bu keskin kavgaları, geçmişten kaynaklanan keskin kavgaları bırakın, yelpazeyi genişletin. Bakın ne yaptılar? Bir şekilde DSP'ye el uzattılar. Ne olacağı bilmiyoruz. Ama Anapa. sonuç olarak bu girişimde bulundular. Hiç önemsemedikleri ANAP'a ilgili bir girişimde bulundular. Bakın, hiç akıllarına gelmezdi belki bir süre öncesine kadar Hüdapar'la bir ilişki kurmak istediler. Çünkü muhtemel ki bu ittifakta gerçekleşecek. Çünkü deprem bölgesine gidince gördükleri şey şuydu. Aslında muhafazakar Kürt oyları, ki o kendilerine en sadık oy grubudur bu, kendilerinden kopuyor. Bu oy çıkışını en azından durdurmak için, hani Hüdapar'a bu oylar verilecek anlamında söylemiyorum. Ama siz bir izlenim yaratıyorsunuz. Artık ben de size Kürt politikalarıyla ve muhafazakar politikalarıyla bilinen bir partiyi yanıma alıyorum. Ege'ye bir gitmeyin artık. Aslında bu seçmene bir mesaj. İşte bakın, yeniden Refah'la bir ittifak kuruyorsunuz. Erbakan markasını bir şekilde, Erbakan adını partinin içine çekmeye çalışıyorsunuz. Bir ortaklaşma ihtiyacı. Bu Tayyip Erdoğan tek tek oy sayar. Tek tek oy sayar ve herkesi kendi saflarına katmaya çalışır. Ama kurumsal olarak bir pay vermesi zordur. Onu kurumsal bir ilişkiye girdiği zaman çok önemli bir getirisi olmasını bekler ki MHP ittifakı odur aslında. Yani Erdoğan'ı 2018'den beri iktidarda tutuyor. 2017 referandumu, 2018 seçimleri MHP desteği olmasa bunu yapamazdı. Daha sonra böyle bir hamlesi Erdoğan'ın beklemezdi. Erdoğan'ın bu sıkıştığını gösterir. Bir yandan da toplumun aslında bir uzlaşma dayattığını gösterir. Altılı Masa'nın doğru bir iş yaptığını gösterir. Şimdi son dakika hamleleriyle biraz da gitmesini göze alarak, bu işlerin örneğin aksaklık, ciddi aksaklık var. Düşünün, partinin grup başkan vekili Özlem Zengin 6.284 sayılı yasayla ilgili bir çıkış yapıyor. Çıkışı kime yapıyor? Aslında müstakbel ortağa yapıyorsunuz. Yani bu son dakikada hesap edilmeden mecbur kalınmış ve toplumun onlara
dayattığı uzlaşma ihtiyacını gördüklerini ama hiç hazırlık yapmadıklarını gösterir böyle sıkıntılar. Hüdapar'la ilgili de bu kadar sıkıntı yaşanabileceğini, en azından politik söylem olarak sıkıntı yaşanabileceğini hesap etmiyorlardı. Ama bir mecburiyet gördüler. Bence önlerine gelen anketler çok ciddi, sıkıntılı, kendileri açısından sıkıntılı sonuçlar gösteriyor. Biz bir yandan bir kazanım seçimden önce bence bir kazanım var. Herkes ülkede bir kavga etmeden, yumrukları sıkmadan her görüşe yaklaşabilmenin, görüşlerin birbirine yaklaşabilmesinin önemini anladı partiler. Biz biraz daha sakin bir kampanya izleyebiliriz bu anlamda. O seçimden önce yaşanması olası yani gösterilen o komplo teorileri de ya da işte seçimden önce ortalık karışacak gibi bazı söylemlerinde artık geride kalabileceğini düşünüyorum. Bir sakin kampanya süreci bizi bekliyor olabilir. Şimdi öyle mi olur? Bunu konuşuruz birazdan yine. Ama şimdi biraz Millet İttifakı'nın bileşenleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrasını genişletmek, herkesin o sofrada kendisine yer bulabilmesi, temsil edilebilmesi, herkesin mücadelesine, hak arayışına, siyasi çizgisine uygun politikalar üretebilmek, her derde deva olabilmek anlayışıyla altılı masanın bir araya gelişi çok önce. Fakat senin de söylediğin gibi Cumhur İttifakı'nın seçimi artık 2 aydan az bir zaman kala bu arayışlara girdiğini görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hangisi gerçekten ülkenin tüm sorunlarına ve tüm kesimlerinin sorunlarına çare olabilmek ve o Halil İbrahim sofrası anlayışıyla hareket ediyor? Hangisi daha günü kurtarmak, sadece seçime dönük pazarlık ve sadece bir o hesabıyla hareket ediyor diye düşündüğümüzde arada bazı farklılıklar var. Biraz onların altını çizmek lazım sanki. Evet, zaten acele az önce bahsettiğim acele zaten bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir aslında sakin bir politika yürütüyor bu anlamda. Şimdi düşünün, geldiği noktada, altılı masanın geldiği noktada aslında 6 sandalyenin az olduğunu gördü Kılıçdaroğlu da. Orada karşı tarafta taraf ne kadar siz çoksunuz, altı benzemezsiniz dese de doğru yolda olduğunu aslında Sayın Kılıçdaroğlu da hissetti. Şimdi biz ne yaparsak yapalım. Bir yanıyla ben şu görüşe katılacağım. Evet, isteseniz de istemeseniz de aynı gemideyiz. Gemide koca bir ülkemiz var bizim. Barış içinde yaşatmak zorunda olduğumuz bir ülkemiz var. HDP ile ittifaka daha cesaretle adım atıyor. İttifak derken bunu ittifak diye tırnak içinde söyleyeyim. HDP ile işbirliği en azından bir iki Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir işbirliğine daha cesaretle daha cesaretli bir hamle yapabiliyorlar bu aşamada. İşte daha solunda sosyalist partilerle ilişkilerde daha cesaretliler ki ilginç bir şey, bakın ihtiyaç nasıl ortaya çıktı? İşte depremden sonra iyice bu göründü. O sosyalist partilerin de aslında normalde hiçbir bir araya gelmeyecekler. Yani azından ortak hedefe doğru hiçbir hamle yapmayacakları düşünülen o partiler bile aslında Davutoğlu'nun ya da Sayın Babacan'ın, ki onlar Sayın Babacan'a neoliberal ekonominin simgesi görürler. Ama bir dakika, asgari müşterekte de birleşmemiz lazım. Onlar da demokrat insanlar. Bu insanlar sesimizi kısacak insanlar değil ki iktidara geldikten sonra bu iktidar yürüyüşünde diye düşünüp en azından bir süre ideolojik kavgaları da bir kenara bırakma gereğini onlar da hissettiler. Bakın her taraftan bu hamleler geliyor. Bu daha doğal bir ittifak. Acelecilik zaten öbür ittifakın çok yapay ve bir panik hamlesi olduğunu gösteriyor. Gerçekten AKP'nin içinde kalmış bazı daha özgürlükçü yapılar, unsurlar ne kadar kaldı diye tartışmaya açabilirsiniz. Ayrı konuda en azından ben Özlem Zengin'in çıkışlarından, bazı AK Partili kadınların çıkışlarından anlıyorum ki örneğin bu son dakika acele edilmiş hamlelerde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Hazırlanmamış. Haliyle sorunlar yaratacak. Bakın size altılı masadan bir örnek vereyim. Hani Sayın Karamanlıoğlu'nun, ki Sivas olaylarında bir dahli yoktur, Sivas olayları sırasında belediye başkanı olmasının bile nasıl aylarca tartışıldığını yani televizyon stüdyolarında ya da meydanlarda ya da sokakta konuştuğunuz insanlarda bunu hatırlayın. Sayın Davutoğlu'nun nasıl tartışıldığını hatırlayın ki biz de tartıştık. Acaba nasıl olacak diye. 1,5 yıldır hazır onlar. 1,5 yıldır Sayın Karamanlıoğlu'nu CHP tabanı kabul etti. Ki en aykırı taban görülüyor.
Sayın Davutoğlu'nu belki İyi Parti tabanı kabullendi. Zaten bir merkezin biraz milliyetçi kanadındaki İyi Parti ile CHP arasındaki, merkezin solundaki CHP arasındaki ittifak zaten sonuç verdi. Bunu da gördük. Bazı aksamalara rağmen, ki iki güçlü parti arasında bazı sorunlar olabilir, bazı aksamalara rağmen yürüdüğünü gördük ve bağışık artık bunu aslında bakarsanız altılı masa. Ama bağışık olmayan bir, karşıda bağışık olmayan bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz geç olmuş olabilir AK Parti açısından, onu söyleyebilirim. Evet, getirsin olur götürsün olur, onları zaten konuşacağız. Mehmet Tezkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedim ki girişte cuma akşamı yağmurlu bir gün, bir de cuma günü zaten trafiğin yoğun oldu. Bir ama hiç saat. Böyle olmamıştı. Bugün daha mı farklı bir trafik, daha mı yoğun bir trafik bak, vardı? 6'yı 10 geçe evden çıktım. Evde, yani Mecidiyeköy, Gayrettepe'de ne kadarlık bir yol değil mi? Evet. Her zaman 30 dakika, 35-40 dakika geldi. Trafiğe rağmen. Tam 2 saat. Yani düşünebiliyor musun? Çünkü yağmur var, o ona çarpmış, kaza yapmış, duruyor, onu